Arda'nın mutfağında bu hafta birbirinden güzel 3 tane tarif sizleri bekliyor. Güne güzel bir patlıcanlı rulo köfte yaparak başlayacağız. Hemen arkasından bununla çok iyi gidecek bir mor lahana salatası tarifim var sizler için. Bugün tatlısız olmaz. O yüzden şöyle güzel kedi dilli vişneli bir pastayla bu yemekleri tatlı bir şekilde sonlandıracağız. Hazırsanız Arda'nın mutfağı başlıyor. Arda'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. 9. sezonunda yine birlikte şahane yemekler yapacağımız güzel ve lezzetli bir Arda'nın mutfağına hep beraber başlıyoruz. Bugün 3 tane şahane tarifim var sizler için. Hele ki tariflerden bir tanesi benim restoranda da farklı bir versiyonunu yaptığım lezzetli bir patlıcanlı rulo köfte. Aslında biz bunu Adana'dan yapıyoruz ama bugün çok daha basit ve pratik bir formülünü göstereceğim size. Bir kere şöyle 3 tane İrice boy patlıcana ihtiyacınız var ve her şeyin başında patlıcanları şöyle alacalı soyarak işe başlıyoruz. Aynen böyle. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Bu patlıcanları güzel bir şekilde lezzetlendireceğim. Baş ve dip kısımlarına birer bıçak darbesi atıyoruz. Ondan sonra da bu arkadaşları güzel bir şekilde doğrayacağız. Şimdi patlıcanların boyutuna ve büyüklüğüne göre doğramanız lazım. O yüzden sizden isteğim şu. Hani böyle sanki bir patlıcandan 3-6 uzunlamasına böyle 4 sıra kestikten sonra onları da ortadan ikiye keserek hazırlayacağımız yufkalı karışımın içini dolduracak kadar çok patlıcan elde etmeniz. Yani bir diğer deyişle, şimdi bu uzun. O yüzden bunu şöyle ortadan 1, bakınız 2, 3 ve 4 tane parçaya böldüm. Sonra ortadan bir bıçak darbesi vuruyorum. Ve geri kalan patlıcanları da kendi içinde 3'e bölüyorum. Çok matematik problemi gibi olduğunu farkındayım ama işte içerisini dolduracak kadar çok patlıcan elde etmeniz lazım. Olay bu. Bu arkadaşları yağda mı kızartacağız? Tercih sebebidir. İsterseniz kızartabilirsiniz ama zaten kendinden yeterince lezzetli bir şey. Ekstra da bir yağ yapmaya gerek yok. En son servis ederken üstüne birazcık yağ gezdireceğiz. Bu sebeple bence bunları fırında birazcık diriliklerini alarak pişirmek yeterli bir çözüm. Şimdi bu işlem kolay. Zaten bu tarifte çok da zor bir şey yok. El oyalayıcı bir şey de yok. O yüzden hızlı hızlı yapacağız diye tahmin ediyorum. Neyle lezzetlendireceğiz? Birazcık tuz, karabiber, birazcık da zeytinyağıyla. Böyle bir fırın tepsisi aldım. Üstüne bir yağlı kağıt koydum. Bütün patlıcanları bunun üzerine alıyorum. Şöyle güzelce. Üstlerine birazcık yağ gezdireceğim. Şimdi patlıcan her zaman bildiğiniz gibi yağı çok sever. Kızarttığınız zaman da epeyce yağ çeker. O yüzden bu konuda elinizi çok korkak alıştırmayın. Birkaç kaşık kadar, böyle 4-5 kaşık kadar yağ gezdirin üstüne. Birazcık tuz. Birazcık da karabiber. Ve hemen arkasından her şeyi güzelce bir harmanlayın. Tuz, karabiber ve zeytinyağı patlıcanın her tarafına dokunsun. Mümkün olduğu kadar düz bir zemin olarak yayıyorsunuz ve bu arkadaşı fırına atıyorsunuz. 180 derecelik fırında aşağı yukarı 20-25 dakika kadar pişecek ve bütün diriliğini kaybedecek bu arkadaş. Geçtiğimiz haftalarda Gaziantep'e gittim ve orada acayip güzel, lezzetli bir hafta sonu geçirdim. Perşembe, pazar. Vallahi yemelere doyamadık. Patlıcanın her türlüsünü de yedik. Patlıcanın artık son demleri olduğunu düşünürsek eğer bu kebabı, yani bu tarifi yapmak isterseniz çok doğru zamandasınız. Kaçırmayın. Önümüz kış. Patlıcanın mevsimi artık yavaştan biter. Bir de bunun iç harcını hazırlamamız lazım. İç harcı da çok basit aslında. Yarım kilo kadar kıyma var burada. Orta yağlı bir kıyma. Çok yağlı bir kıyma değil. İçerisine rendelediğim bir tane soğanı direkt olarak ilave ediyorum. Kebaplarda özellikle Adana ve benzeri tarzı kebaplarda içeride lezzetli bir kapya biberin böyle varlığından hep söz etmemiz lazım. O yüzden ben de bu tarifin içerisine şöyle bir tane kapya biberi ince ince doğrayıp koyacağım. Burada şuna dikkat ediyoruz. Doğradığımız biberin içerisinde bir kere hiç çekirdekli bölüm kalmayacak. Ve
şu üzerindeki beyaz zarlı olan bölümleri de çıkartacağız. Yani mesela bakın şu ortasındaki beyaz kısım var ya, bu hiç istemediğimiz bir şey. Ki ben restorandaki yaptığımız kebaplarda da bunların hepsini tek tek çıkarttırıyorum. Çünkü hafif böyle acımtırak kekremsi bir tat veriyor. Arkasından da bu var olan arkadaşları güzelce doğrayacağız. Gayet güzel. 3 diş kadar sarımsağa ihtiyacım var. Lezzet verecek. Sarımsaklarınızın boyutu aslında belirleyicidir. Fakat hani sarımsak bir zararı yok yani bunun içinde. 3-4 diş kadar gidecektir. Sarımsağınızın üstüne vurun bıçakla. Ondan sonra da aynı şekilde, hatta hiç yerken ağza gelmeyecek şekilde ince ince doğrayın bu arkadaşları. Sarımsakları da tamam ettik. Arkasından kıyma ve soğanın içerisine ilave ediyorum. Baharat ne kullanacağız? Hiç bilmediğimiz baharatlar yok. Gayet alışa geldiğimiz baharatlardan devam ediyoruz. Nedir onlar? Her zaman olduğu gibi şöyle. İhtiyacı olduğu kadar tuz. Aynı şekilde karabiber. Tatlı köz. Kırmızı biber koymak istiyorum. Toz. Birazcık da kimyon eklemek istiyorum. Bu iş tamam. Şöyle bir parçacık kimyon. Böyle bir çay kaşığından hallice. Ve birazcık da toz kırmızı biber. Bundan sonra yapmamız gereken şey köftemizi güzelce tek bir kıvam alana kadar yoğurmak. İçerideki her şey birbirine geçsin istiyorum. Hiçbir şey birbirinden ayrı kalsın istemiyorum. O yüzden başlıyoruz güzelce yoğurmaya. Böyle bir dakika kadar yoğurmanız kıymaya ihtiyacı olan kıvamı verecektir. Birazcık kenarda dinlensin bu arkadaş. Tatlımızı yapmamız lazım. Çünkü tatlının hem muhallebisinin hem de içerisinin hafiften bir küçük hazırlığa ihtiyacı var. Şimdi bakın. Bir kere önce muhallebiyi yaparak başlayacağız ve bu muhallebiyi kedi dilli bir şekilde yapacağız, ama önce muhallebi önemli. Burada epeyce bir miktar süt var elimin altında. Ben 4 su bardağı, yani aslında bakarsanız her zaman kullandığım su bardakları, bunlardan 5 tanesi 1 litre ediyor. Yani 1 litreden biraz az olacak şekilde süt koyarak işe başlıyorum. Bir küçük minik tencerenin veya kasenin içerisine. Bu da 4. Birazcık süt elimin altında kaldı. Çoğaltmak isterseniz çoğaltabilirsiniz. Her şeyi burada tezgahın üstünde başlayacağım. Ondan sonra ocağın üstüne geçeceğim. Bunun içerisine her zaman olduğu gibi kıvamı bağlamak için bir kere önce bir tane yumurta sarısı ilave ediyorum. Tek sarısı beyazından ayrılmış vaziyette içine girdi. Lezzetlendirmek için şekere, kıvamı bağlamak için un ve buğday nişastasına ihtiyaç duyacağım. Şeker ne kadar kullanıyorum? Aşağı yukarı 4 su bardağı süt için 1 su bardağı kadar şekere ihtiyacım olacak. Şuradan ölçekleyerek yapabilirim. Siz bana sosyal medyadan yazabilirsiniz. Sizin sevdiğiniz tarzda tatlılar neler olsun? Arda'nın mutfağında şimdi 9. sezondayız. Ne gibi lezzetler görmek istersiniz? Yemek, tatlı ve benzeri şeyler. Lütfen bana Facebook'taki Arda'nın mutfağı sayfasından, Twitter'da Arda Altıre Türkmen, Instagram'da Arda Türkmen adreslerinden yazın. Sizden gelecek yönlendirmeler bizim için önemli. Bunları çünkü hep beraber kendi sofralarımız için hazırlıyoruz. Şimdi bu arkadaşa 1 su bardağı şekeri ekledim. Hiç vakit kaybetmeden un ve nişastasını da ekleyeyim. Kıvamı iyi tutsun, birazcık yoğun olsun istiyoruz. O yüzden elimizi un ve nişastada çok korkak alıştırmayacağız. Yaklaşık şöyle tepeleme 3 yemek kaşığı un ve 3 yemek kaşığı da buğday nişastası ekliyorum. Aslına bakarsanız muhallebimin tırnak içinde genel kıvamı bu. Buna piştikten sonra birazcık da toz vanilya ekleyeceğim. Eğer tane vanilya kullanıyorsanız şu aşamada da ekleyebilirsiniz, ama toz vanilyayı genellikle en son eklemek daha avantajlı oluyor. Daha az hafif acımtırak bir kıvam getiriyor. Yumurtayı da her şeyle beraber çırparsanız daha düzgün bir şekilde pişmesini sağlarsınız. Şimdi güzelce çırptık her şeyi. Artık ocağın üstündeyiz. Bu pişerken bir ufak işlemimiz daha var. O da şimdi vişne suyunu birazcık ısıtmamız lazım. Niye? Çünkü kedi dili vişne suyunu içerisine çeksin istiyoruz. Eğer ısıtmazsak birazcık böyle dışları renk alır, içleri istediğimiz kıvama gelmez. O yüzden bunu hafiften ısıtacağız. Ve ısıtırken
bir lezzet ilavesinde bulunacağız içerisine. Aklınızda olsun, neredesin? İşte buradasın. Yıldız Anason. Vişne suyuyla olağanüstü güzel yakışıyor bu arkadaş. Şöyle size göstereyim. Yıldız Anason böyle bakın yıldız şeklinde ve bu tip lezzetlerle çok iyi giden bir arkadaş. Bu arkadaş bu da vişne suyunun içerisine giriyor. Vişne suyunun da altı kısık. Yani çok kaynatmak falan değil. Sadece vişne suyunu ısıtmak istiyorum. Bu olmazsa olmaz değil. Yani bu tarifte hani atıyorum süt olmazsa muhallebi olmaz. Eyvallah ama Yıldız Anason olmazsa bu tarifi çalışmaz. Öyle bir şey yok. Çok da güzel çalışır ama böyle vay dedirten bir dokunuş istiyorsanız işte budur. Aklınızda olsun. Başka tariflerde de deneyin. İşte budur diyeceksiniz yani. Yıldız Anason ve vişne suyu birbirleri için yaratılmış ikili gibi yani Ferhat'la Şirin gibi bir durumdalar. Şimdi bu muhallebiyi ocağın üstünden alacağız ve içerisine bu dakika itibariyle bir paket toz vanilya ekleyeceğiz. Vişnenin de altını kapattım. Benim için gayet çünkü yeterli ve ideal ısıya geldi. Toz vanilyayı da buraya böyle güzelce yedirdikten sonra şu fırındakileri bir çıkartayım istiyorum. Çünkü onlar bence artık tamamen kıvama geldiler. Şöyle bir bakıyorum. Tam istediğim. Yani bakın birazcık böyle diriliklerini ve canlılıklarını kaybettiler. Hemen hemen piştiler. Vallahi güzel. Oh baksanıza şunlara. Süper. 10 numara. Burada tezgahın üstünde birazcık soğumaya bırakabilirim bunları. Tekrar döneyim muhallebiye. Bu muhallebi de çünkü son bir iki dokunuşum var. Şimdi muhallebiyi her zaman lezzetlendirmek, kıvamını bağlamak ve benzeri işlemler için en sonunda içerisine birazcık tereyağı konur. Çünkü soğuduğu zaman iyice tutar ama bizimki bayağı yoğun ve güzel bir kıvamda. O yüzden bizim tereyağına ihtiyacımız yok. Lezzetlendirmek için birazcık labne peynirine ihtiyacımız var. 200 gram labne peyniri o da muhallebinin içerisine giriyor. Ve yoğun, böyle güzel bir kıvamda. 10 numara 5 yıldız. Şu şurada bir dursun. Gelelim buradaki vişne suyuna. Bu vişne suyun içerisindeki böyle alıyorum. Böyle daha kolay bandırma işlemlerini yapabileceğim bir kasenin içerisine vişne suyunu transfer ediyorum. Üstüne bir de vişne sos yapacağım. En son yine bu tencereyi kullanacağım. Fakat içerisindeki şu yıldız anasonu bir kenara ayırayım. Bunu yine sos yaparken kullanacağım. Uf o kadar güzel kokuyor ki. Müthiş. Hiç israfa gerek yok. İkinci turda da bunu yapabiliriz. Yeteri kadar aroma var burada. Şimdi ne yapıyoruz? Süper basit. Bakınız şöyle kısmen derin böyle baton bir kalıbım var. Elimde kedi dili bisküvim var. Kedi dili bisküvi nedir derseniz çok böyle hızlıca bütün sıvıyı emen acayip lezzetli güzel bir bisküvidir. Aklınızda olsun her türlü tatlıda ve benzeri de kullanabilirsiniz. Bulamıyorsanız içerisine böyle birazcık kek veya pandispanyamsı bir şey de kullanabilirsiniz. Kedi dili bisküviniz yoksa o şekilde de sonuç alabilirsiniz. Şimdi elimi ıslattım hafif ve birazcık su fiştikliyorum. Ne demekse artık su fiştiklemek. Böyle belli belirsiz birazcık su dağıttım bunun içerisine. Ve ilk yapacağım şey bir parçacık buradaki muhallebiden koyup bir kaşıkla ilk seri muhallebiyi tabana yaymak. Ters çevirdiğimizde burası üst katman olacak. O yüzden güzelce yaymanız lazım. Sonra sıra geldi bu arkadaşlara. Bunları alıyorsunuz ve güzelce her tarafını ıslatacak şekilde vişne suyuna batırıyorsunuz. Bu şekilde diziyorsunuz. Alt katmana iki sıra dizeceğim. 1-2-1-2. Biraz daha muhallebiyi koyacağım. Ve üst katmana da 1-2-3 şeklinde dizeceğim. Top sizde. Pastamızın genel hazırlığı ve genel işi tamamen bundan ibaret. Fakat ben bunu bir de şöyle bir ekstra bir oyun daha yapmak istiyorum. Çünkü ters çevirip çıkarttığınızda çok çok daha güzel gözükeceğini düşünüyorum. O da güzel bir taban yapacağım buna. Ne yapacağım taban için? Madem kedi dilinden başladık aynı şekilde kedi dili bisküviyle de devam edebilirsiniz. Ha aklınızda olsun yani kedi dili illa bu işin de olmazsa olmazı değil. Çok güzel bir lezzet katıyor. Eyvallah. Ama mesela buna şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer bulamıyorsunuz kedi dili. Bu petibör kurabiyeler var ya bisküviler. Onlardan kullanabilirsiniz. Çok da güzel sonuç alırsınız. Yani mutfakta çaresiz değiliz. Hele Arda'nın mutfağında hiçbir zaman çaresiz değiliz. Hemen hemen her türlü malzemenin bir alternatifini bulup sizlere vermeye çalışıyorum. Kedi dili bulamazsanız bu bildiğimiz kurabiyelerden veya bisküvilerden faydalanabiliriz. Şimdi burada da takriben 2 yemek kaşığı kadar 1 yemek kaşığı işte şöyle 2 yemek kaşığı. 2 yemek kaşığı kadar tereyağını
eriteceğim sadece. Hiçbir şekilde tıkırdatmayacağım, fokurdatmayacağım, hiçbir şey yapmayacağım. Sadece erimesi benim için yeterli. Diğer tarafta burada bir parçalayıcı var ve bu parçalayıcının içerisine aşağı yukarı böyle 20, 22, 25 artık paketten kaç tane çıkıyorsa kedi dili koymanızı istiyorum. Hatta ilk bir tur şöyle bir ufalayalım bunu. Ufaladıktan sonra kendimize daha çok yer açtık. Kalanları da işin içine atıyorum. Yani tabanın kalınlığıyla alakalı 20-22 tane ile gayet kalın, güzel, tatminkar bir taban oluyor. Sonra bunların üzerine birazcık donuk vişne koymanızı istiyorum. Böyle marketlerde de donuk satılıyor. Eminim sizler eğer böyle yazdan vişne severseniz veya bir yerlerden bulmuşsanız alıp çekirdeğini çıkarıp poşetleyip derin dondurucuya çoktan atmışsınızdır diye tahmin ediyorum. İki böyle dolu yemek kaşığı kadar donuk vişneyi de bunun üzerine ilave ediyorum. Tabii benim yaptığım gibi etrafa dökmezseniz daha iyi sonuç alırsınız. Ben böyle hafif etrafa dökersem ne yapayım işte akılsız başın cezasını ayaklar mutfakta da direkt bizzat siz kendiniz çekiyorsunuz. Şimdi kedi dili bisküvi var. Donuk vişne koydum. Birazcık vişne suyuna ilave ekstra ihtiyacım olacak. Çok fazla değil, hafif ıslatacak kadar istiyorum. Yani yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da ilave vişne suyu ekleyeceğim. Ve burada az evvel erittiğim tereyağın 2 yemek kaşığı tereyağın tamamını da üzerine gezdiriyorum. Bundan sonra yapacağım şey hızlıca bunların hepsini bir taban olacak şekilde birbirlerine geçsinler ve donuk vişneler ve içine eklediğimiz 2 kaşık vişne suyuyla renklerini hafif böyle pembemtarak kırmızıya çevirsinler diye çevirmek. Streç filmi şöyle tezgahınızın üzerinde açın. Sonra bu hazırladığınız tabanı aşağı yukarı buradaki batonun boyuna denk gelecek şekilde streç filmin üzerinde şekillendirin. Streç'i böyle güzelce kestikten sonra bu arkadaşı alıyorum. Dikkatli vaziyette tek bir hamlede şöyle bunun üzerine doğru hop diye transfer ediyorum. Transferi yaptıktan sonra son şekillendirmeyi muhallebinin üstünde, daha doğrusu pastanın üstünde verebilirsiniz. İyice donduktan sonra ters çevireceksiniz, çıkartacaksınız. Tabanında vişneli, kedi dilli oldukça lezzetli bir katman olacak. Altında güzel muhallebi hafiften böyle donmuş ve bir hatta yani sahtem trak bir pastacı kreması haline doğru gelmiş bir katman olacak. Ve aralarda da yine güzel aromatik vişne suyuyla ıslatılmış kedi dilleri olacak. Bu arkadaşı şöyle birazcık önce oda sıcaklığında bekleteceğim. Arkasından da birazcık oda sıcaklığına geldikten sonra atacağım. Dolapta iyice soğumasını bekleyeceğim. Soğumadan ters çevirirsek bir çuvar inciri berbat etmiş oluruz. Hiç istemediğimiz şey. O yüzden orada güzelce soğuyacak. Şimdi bunun bir de üstü için güzel bir vişne sosu hazırlayacağız ki ultra kolay bir tarif. Yine donuk vişneyle çalışıyoruz ve yarım su bardağı kadar donuk vişne. Alıyorum bunu, bu minik saplı tenceremin içerisine koyuyorum. Takriben böyle bir su bardağı kadar, hatta belki birazcık da fazlası, bir su bardağı yeterli olacaktır. Vişne suyu ilave ediyorum. Hazır sıcak değilken nişastasını koyacağım. Unutmayın, sıcak herhangi bir şeye nişasta koyarsanız tamamen cart, iş biter, fiş gider. Bir yemek kaşığı kadar, şöyle göz kararı koyabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar nişasta ekliyorum bunun içerisine. Ve buradaki kenara ayırdığımız küçük kahraman, bugünün küçük kahramanı Yıldız Anason'u da işin içerisine dahil ediyorum. Bir kere öncelikle yapacağım şey şöyle bir çırpma teli bulmak. Her şeyi güzelce burada çırparak karıştırmak. Ondan sonra da gelmek ocağın üstüne. Sizden yapmanızı isteyeceğim şey bunu böyle yavaş yavaş kısık ateşte hafiften nişasta işini görecek şekilde pişmeye bırakmak. Arada böyle gidip karıştıracaksınız. Yüksek ateşte yanlış olur. Ama benim yaptığım gibi şeker eklemeyi sakın ha ihmal etmeyin. Çünkü birazcık tatlılığa ihtiyacı var. Vişneyle çok ekşi olur. Ne de olsa içindeki vişneli karışıma şeker eklemedik. O yüzden üstündeki sosa böyle 3 yemek kaşığı kadar şeker ilave ediyoruz. Ve bu işi bitiriyoruz.
Şekeri bu arkadaşın içinde erittikten sonra kontrollü bir ısıda 5-6 dakika içinde bu iş şipşak Beşiktaş. Şimdi bunun birazcık kıvamının hafif ocaktan aldığınızda sıvı olmasını istiyorum. Şöyle bir küçük bir kabın içerisine çıkartıp size göstereyim. Böyle asla çok aşırı katı vesaire vesaire istemiyorum. Çünkü soğudukça bu biraz daha kıvamını bağlayacak. Hafif akışkan, böyle belli belirsiz bir kıvamda kalacak. Şu anda çok akışkan ama soğudukça, dondukça, hatta birazcık da dolaba girdikten sonra müthiş bir kıvama gelecek. 10 numara 5 yıldız bir iş olacak. Kenara bırakıyorum, unutuyorum onu orada. Şimdi tatlıyı tamamen bitirdik. Köftenin de kebabın da bir ufaktan ön hazırlığını yaptık sizlerle beraber. Artık kebabımızı da tamamen bitirebiliriz. Şimdi iki tane yufkaya ihtiyacınız olacak bu iş için. Güzel bir mahalle yufkacısıyla bu iş her zaman kolaydır. Eminim sizin oralarda da bol bol mahalle yufkacıları vardır. Bence bir şehrin en çok sahip çıkması gereken değerlerinden bu, böyle mahalle yufkacıları, memleketten erişte getiren dükkanlar falan. Önemli bunlar. Benim de evime çok yakın bir mahalle yufkacım var. Süper de şeker bir insan. Acayip de tatlı ve çok iyi bir esnaf. O yüzden ondan alışveriş yapmak benim için her zaman keyif. Şimdi iki tane yufka. Yufkalarda şöyle bir işlemimiz var. Birincisi, mümkün olduğu kadar kapalı vaziyette muhafaza ediyorum ki yufka ekstra sertleşmesin. İkincisi, azıcık yırtılırsa sorun değil ama mümkün olduğu kadar yırtmadan çalışmaya çalışıyorum. Şimdi yufkayı aldım ve tezgahın üzerine böylece koydum. Zaten hali hazırda gördüğünüz gibi böyle 4'te 3 sarılmış gibi. Yani bir yufka öbürünün üstüne tam böyle devrilir kıvamda değil. Şimdi elimizin altında patlıcanlar var. Kıymayı hazırladık. Birazcık kaşar peyniri rendeledik. Bunun içerisini ıslatacak bir ufak dokunuşa ihtiyacım var. O da azıcık böyle yağlı sulu bir karışımdan geçiyor. Burada yarım bardak kadar su var elimin altında. Bunun içerisine bir parçacık da şöyle zeytinyağı ilave ediyorum. Yani birebir gibi düşünebilirsiniz. Bir tane de fırça, su ve yağ. Başka da bir şeyimiz yok. Şimdi bakın ne yapıyoruz. Bu var olan yarım kilo 500 gram içerisine biberini vesairesine de ayarladığımız kıymayı elimizle ölçekleyerek ikiye bölüyoruz. Sonra böyle parça parça yufkanın kendimize yakın olan kısmına bunu böyle bu şekilde bırakıyoruz. İşte böyle. Sonra da parmaklarımızı kullanarak kıymayı yufkanın içerisine mümkün olduğu kadar eşit yaydım. Şimdi sıra geldi patlıcanlara. Patlıcanları da böyle göz kararı iki porsiyona ayırdım. Biri bir yufka için, biri bir yufka için. Ondan sonra da bu var olan kıymalı karışımın içerisine düzgün bir şekilde dizmeye başlıyorum. Kaşar peynirini patlıcanların üzerine böyle gezdiriyorum. Şimdi bunun zaten hani kötü bir şey olma ihtimalini şunu yaparken bile insan kafasından atıp kafasından bu tip böyle kötü fikirleri uzaklaştırıyor. Dikkatli bir şekilde bakın. Şimdi ilk tur çevirmeye başlıyorum. Herhangi bir şeyle ıslattım mı? Hayır. Hiçbir ıslatma işleminden geçirmedim. Çünkü ilk turu bir kendi içinde çeviriyorum. Kıyma, alttaki kıymalı katman her şeyi tamamen kapsamasa da birazcık hafiften çevreliyor. Şimdi bu dakika itibariyle burada hazırladığımız bu yağlı sudan şöyle bir güzel gezdiriyorum. Sonra da fırçayla güzelce yaydıktan sonra her tarafına aynı özenle katlayarak kıvırmaya devam ediyorum. İşlem tamamen bu. Geldik ve son noktadayız. Şimdi bu arkadaşı güzelce bir porsiyonlayacağız. Yufkanızın büyüklüğüne, şekline, şemaline, ebadına göre tabii ki bugünden yarına değişir işler ama standart böyle bir yufkacı yufkasıyla işimiz gayet kolay. Bakın böyle iki parmaktan birazcık daha kalın olacak şekilde kararlı bıçak darbeleri vurmanızı istiyorum. Üstelik
180 derecelik fırında yaklaşık 40 ile 50 dakika arasında pişireceğim. Çıktığında çıtır çıtır olacak. Çıktığında bir de bunu domates sosu bekliyor olacak. Öyle de bir güzelliği var. ...80 derecelik fırın... ...40... ...50... ...o aralar. Çünkü yufkaların güzelce pişmesi lazım. İçerideki kıymalı karışımın pişmesi lazım. Peynirlerin erimesi lazım falan. Mükemmel bir kıvama doğru yavaş yavaş ilerlemek lazım. O olurken tatlı da soğuyor zaten. Şu anda mor lahana salatasını hazırlamaya başlayacağım. Ortadan ikiye kesiyorsunuz mor lahananızı ve mümkünse bu tabanındaki... Nasıl söyleyeyim? Köklü kısım hani hafif tırak alta gelecek şekilde bunu doğramanız lazım. Ne kadar ince o kadar iyi. Ama zaten sadece bunu bu şekilde doğrayarak istediğimiz sonucu alamayız. Benim yaptığım gibi yapın. Parmağınızı veya parmaklarınızı referans alın bıçakla şöyle bakın. Ve aşağıya doğru ince ince hafif dışarıya doğru ama yani içeriye doğru değil dışarıya doğru bıçağınızla darbeler vurun. Ne kadar ince darbeler vurursanız o kadar... Güzel ve düzgün böyle uzun uzun parçalar çıkartırsınız. Ne kadar kalın darbeler vurursanız o kadar yemesi zor mor lahanalar elde edersiniz. Acele etmeye gerek yok. İnce ince parmağınızı referans alacak şekilde böyle böyle doğruyorsunuz. Söz dinler. Sadece birazcık doğru ilgi alaka istiyor. O ilgi alakayı ona verdikten sonra da size lezzetli bir salata olarak geri döner. Mümkün olduğu kadar ince doğruyorsunuz. Temel prensibimiz bir. Sonra bu ince doğradığımız mor lahanaları böyle bir kasenin içerisine alıyorsunuz. Ve hani az evvelki külhan beyliğinden size çok fazla eser bırakmaması adına üzerine bolca tuz gezdiriyorsunuz. Ne kadar? Bolca. Çünkü bunu en sonunda durulayacağız. Ve tuzundan arındıracağız. Her türlü üründe olduğu gibi tuz bu arkadaşın içerisindeki de fazla rengi ve birazcık da suyu dışarıya çıkartacak. Bak iyice yumuşadı ve kendini bıraktı. Biraz dinlensin burada. Çünkü burada durdukça ne kadar çok beklerse o kadar çok yumuşamaya devam edecektir. Çok öyle uzun dakikalarca bekletmeyeceğiz ama hızlıca işimizi halledecek kadar 2-3 dakika içerisinde... ihtiyacımız olan kıvama gelecek. Sıra geldi salatalıklara. Salatalıkları rendeleyeceğim. Fakat salatalığı rendelerken şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Birer bıçak darbesi vuruyorum. Kabukları üzerinde. Fakat içindeki sulu ve çekirdekli kısmı almayacağım. Yani şöyle bak. Rendenin kalın tarafı bu kadar. Şimdi böyle olmasına rağmen bu salatalıkta epeyce miktar su kalıyor. Çünkü salatalık zaten ağırlıklı olarak hani böyle... Evet, serinletici ve fazla sulu bir arkadaş. Salatayı çok cıvık hale getirsin istemediğim için bu suyunu birazcık süzeceğim. Ne kadar süzeceğim? Bak şimdi size göstereyim. Rendeledim, geldim kenara. Her zaman evde birazcık böyle temiz bir tülbent bulunması iyi bir alternatiftir. Tülbentle çalışacağınız her seferde her şeyin suyunu çok daha iyi sıkarsınız. Evlerde mücver piştiğine göre ve eski usulde bu mücver denen arkadaşın fazlaca suyunu hep dışarı çıkarttığımızı düşündüğümüz sürece bu tülbentlerden herkesin evinde vardır diye düşünüyorum. Şu kadarcık bu kadar su çıktı. Bu suyu birazcık dışarıda bırakıyorum. Aksi takdirde dediğim gibi salatam biraz fazla böyle cıvık cıvık sulu olacaktır. Ben dokulu bir salata istiyorum. Aldım buraya. Aynı tülbentle çalışmaya devam edebilirim. Bu sefer de sudan geçirdiğim mor lahanayı alıyorum. Zaten büyük bir kısmını, suyunun büyük bir kısmını buraya bırakmış durumda. Kalanını da ben çıkartıyorum. Bir tane irice boy rendelenmiş havuç ilave ediyorum. Lezzeti ekstradan katlasın diye
birazcık böyle sultani üzüm ekleyeceğim. Sultani üzümleri sıcak suda bekletin her zaman. O zaman şişiyor, iyice yumuşuyor ve 10 numara bir kıvam oluyor. Fazla suyunu sıktıktan sonra... Bu salatada sıvı istemiyoruz. Onu da işin içerisine ilave ediyorum. Birazcık kıtırtı istediğim için şöyle bir avuç kadar ceviz. Bir tane lime ekleyeceğim. Ekşimtırak güzel bir tat veriyor. Fakat lime'ı bunun içerisine değil, sos gibi en son üzerine ekleyeceğim. Kabuğunu hafifçe rendeleyin. Şöyle. Ha, bu misket limonlarından bulamazsanız... Bak söylüyorum size, dünyanın sonu değil. Normal limon, güzel. Şıkır şıkır rendelersiniz. Sevdiğiniz narenciyeler, onlar da iş görür. Yeter ki birazcık ekşimtırak tadı verelim buna. Sonra üzerine birazcık kişniş ya da kişniş bulamazsanız maydanoz. Bu kişnişler her zaman çok böyle güzel, kışkırtıcı, acayip güzel bir tat verir. Hep istiyorum ki verdiğim tariflerde böyle bazı standart, hani alışa geldiğimiz şeyler ama bir böyle lezzet dokunuşu olsun. O lezzet dokunuşlarının sonunda çünkü şöyle oluyor. İşte Fatma Hanım geliyor mesela, diyor ki ya geçen gün Ayşe'lerde bir salata yedim. Acayip güzeldi. İçine ne koymuş bir türlü anlayamadım diyor. İşte o ufak hareketler bunlar. Böyle ufak ufak doğradıktan sonra o da işin içine giriyor. Ve son ilavem kırmızı soğan. Direkt olarak salatamın içerisine ilave ediyorum. Sadece buradaki kasenin içerisine bile bakarak, şöyle gelin bakın, sosumuz da gayet kolay. Önce zeytinyağı koyarak başlıyorsunuz. Şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorsunuz. Asit ve yağ dengesi önemlidir. Genellikle kullandığımız yağın 3'te 1'i kadar asit kullanırsak daha iyi sonuç alırız. Yani koyduğumuzun 3'te 1'i kadar limon ya da lime suyu. Sonra bu ikiliyi güzelce bir çırpıyoruz. Ve arkasından da içerisine biraz yoğurt, birazcık da mayonez ekleyeceğim. Ama çok aşırı değil. Şöyle ki bir kaşık kadar, hatta böyle yarım kaşık kadar mayonez ilave ediyorum. Bir kaşık kadar da o mayonezin çok belirgin tadını kırmak için yoğurt ilave ediyorum. Ve her şeyi güzelce çırpıyorum. Salatanızı aynen benim yaptığım gibi her zaman ve her zaman en son yapmanızı öneririm size. Çünkü o zaman salatalar çok fazla cıvıklaşmaz, çok fazla rengini bırakmaz, çok fazla dokusunu bırakmaz. Mükemmel bir kıvamda olur. Bir tane sarımsak ince ince doğradım ve hafiften kızan yağın içerisine alıyorum. Üzerine sadece ve sadece şu domatesin, bakın, esanslı suyu gibi olan parçasından birazcık ilave ediyorum. Çeyrek kaşık kadar. Sonra altını kısıyorum. Ve bu yağ birazcık domates, birazcık da sarımsakla tatlansın ve hafif renklensin diye bekliyorum. Az sonra ortalığı toplayacağım ve Arda'nın mutfağının lezzetlerini sizlerin beğenisine sunacağım. Sakın benden bir yere ayrılmayın. Bugünkü menümüzün bitişi muhteşem oluyor. İşte Arda'nın mutfağının en keyifli anı vallahi benim için bu an. Tamam, pişirmek, hazırlamak her şey güzel ama özellikle karnım çok açken böyle bir sofraya oturduğumda hakikaten bambaşka bir seviyeye geliyoruz. Servis ederken yanına arzu ettiğiniz gibi böyle biberi vesairesi, domatesi ama
üstüne böyle ihtiyacı olduğu kadar da bu hazırladığınız domatesli yağından da gezdirdikten sonra yoğurtla mükemmel bir üçlü yapıyorsunuz. Patlıcan. Çıtır çıtır tam kıvamında pişmiş. Vallahi bunu bir misafirinize yaptığınızda ve bunu sofraya getirdiğinizde hakikaten olay bambaşka bir boyuta doğru gidecek. O kadar karnım aç ki hiç durmadan bütün tepsiyi yiyebilirim o seviyede. Fakat böyle dolu dolu, hallavi, ağır bir yemeğin yanına güzel bir salata veya bir garnitüre ihtiyaç duyarsınız her zaman. Yani böyle işte ne bileyim çok klasik bulgur pilavı ve benzeri gibi bir garnitürden ziyade böyle bir mor lahana salatasıyla bu yemeğin hallaviliğini biraz dengelersiniz. Çünkü bu salatanın içerisindeki hafif üzümden gelen tatlımtırak dokunuşlar, cevizden gelen kıtırtılar ve mor lahananın o baskın tadı, bu ikisi birbirine çok iyi gidiyor. Eğer benim yaptığım gibi bir küçük kişniş dokunuşu da yaparsanız yerken kişnişin kattığı o muhteşem lezzeti damağınızda hissedersiniz. Şu an burada kişniş büyük patlıyor. Gerçekten salata bambaşka boyuta doğru geldi. Sıra geldi, efendime söyleyeyim, şu gördüğünüz güzel tatlıyı servis etmeye. Şimdi ben bunu dilimlerken uç tarafında yeteri kadar kedi dili yoktur diye gördüğünüz gibi biraz duble porsiyon dilimledim. Aldım tabağıma, şöyle güzelce çıkarttım. Siz içindeki şu coşkulu kıvamı zaten buradan görebiliyorsunuz. Ama madem coşkuyu böyle iyice yükselttik, o zaman şöyle bir şey yapacağız. Bu hazırladığımız güzel ve lezzetli sostan sofraya getirdikten sonra üstüne cömertçe gezdireceğiz. Müthiş bir hale gelmiş. Şimdi bunu çok edepli ve usturuplu bir şekilde yemek isterdim ama sizin de başınıza gelse anlarsınız yani burada ne demek istediğimi. Şöyle güzel bir... Bu kadar net söyleyebilirim ki bir lokma asla yetmez. Bu tarifi yapıp bir misafirinizin önüne koyduğunuzda size şunu söyleyecek. Ya bunun içinde ne var bunun içinde? Acayip bir şey var. Ne var bunun içinde? Anlayamadım. Senin vişneler, nereden vişnesi? Vişneden ben anladım, vişneden filan falan. Oradaki olay Yıldız Anason'dan. Yaparken de söylemiştim. Eğer bulup da bu baharatı böyle bir tarifin içinde kullanırsanız gerçekten olayı 5. vitesten 6. vitese atıyorsunuz ve önünüzde hiçbir şey duramıyor. Acayip güzel, lezzetli, böyle bir sofraya yakışan güzel bir bitiriş oldu. Tariflerin detaylarını kaçırdıysanız Facebook'taki Arda'nın Mutfağı sayfasında bu tariflerin bütün detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Instagram'da Arda Türkmen, Twitter'da Arda Altıre Türkmen beni sosyal medyadan takip edebileceğiniz sosyal medya adreslerim. Umarım siz de Arda'nın Mutfağı'ndaki yaptığımız bu tarifleri beğenmişsinizdir. Yani özellikle şu, bu, hatta bu salata beğenilmeyecek gibi değil. Ben şimdi yemeğime geri dönüyorum. Önümüzdeki hafta bambaşka tarifler ama bir o kadar lezzetli sofralarla birlikte olmak dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.